Efendim şimdi buradan isterseniz böyle bir sağlığa ve estetiğe doğru gidelim. Yatay bir geçiş yapalım istiyorum. Hattımızda Este World'ün medikal direktörü Doktor Burak Tuncer var. Merhabalar hocam. Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun siz. Ben de çok iyiyim. Sesinizi duyduk, çok daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, harikasınız. Efendim şimdi yapay zeka programında sizinle konuşmak çok güzel ama insanlar bir dakika ya ne ki ya nasıl yani diyorlardır. Şimdi şöyle bir başlık var benim önümde. Yapay zeka ideal yüz formunu oluşturup estetik yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı diyor bu başlık. Çok enteresan geldi bana bu başlık. Bunu biraz açabilir miyiz beraber? Kesinlikle. Şimdi öncelikle biraz da bu estetiğin tarihinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. 30 yıldır estetik alanında uluslararası hizmet veren bir kurumun medikal direktörlüğünü yapıyorum. Este World'ün medikal direktörlüğünü yapıyorum. 30 sene önce insanlar estetik yaptırdıklarında bunu herkesten saklama eğilimindeydi. Gizlice evet. Botoks günleri düzenliyorlardı. İşte arka kapıdan girip arka kapıdan çıkmaya çalışıyorlardı. Evet. Şimdi artık günümüzde botoks günleri, altın günleri gibi botoks günleri yapılmaya başladı. Artık insanlar beraber toplu bir şekilde estetik işlemlerini yaptırmaya gidiyorlar. Şimdi artık evet, estetik işlemler günümüzde bu sosyal medyanın da etkisiyle, sosyal medyadaki filtrelerin veya sosyal medyada gördüğümüz estetik olmuş Hollywood yıldızların veya ünlü aktörlerin de etkisiyle beraber bir değişime uğradı. Artık günümüzde herkes gündelik hayatında mutlaka kendini daha iyi hissetmek için aynada kendini gördüğünde kendini daha hoş, daha yakışıklı veya daha güzel bir şekilde görmek için bir takım estetik işlemler yaptırıyorlar. Evet, evet. Peki bunu da referans noktası olarak yapay zekayla oluşturdukları resimleri mi kullanıyorlar efendim? Şimdi eskiden filtrelerle başladı bu olay. Önceden bazı sosyal medya platformlarının hazırladığı filtrelere bakıp o filtreleri kullanarak zihinlerinde bir algı oluşuyordu. Şimdi artık yapay zeka, farklı yapay zeka programlarıyla beraber kendinin en iyi formunun nasıl olabileceğini o programları kullanarak tasarlayıp bize ulaşıyorlar. O programlarda çıkarttıkları verileri, çıkarttıkları fotoğrafları bize getiriyorlar. Yapay zekanın da etkisini kullanarak ve oradaki görselleri benzemek istediklerini iletiyorlar. Peki bu mümkün mü gerçekten de? Yani hani mantıklı şeyler mi öneriyor yapay zeka, yoksa hani orada yok artık böyle bu kadar da olmaz, sizin kafanızı kırıp yeniden yapmak lazım mı geliyor iş? Şimdi işte Serhat Bey, güzel olan ve önemli olan nokta bu. Sonuçta bu yapay zeka dediğimiz gibi gerçek bir zeka değil ve estetik bakışı bir insanın estetik bakışıyla bir olması mümkün değil. Burada evet, kullanılan programlarda tabii çok abartı, çok absürt şeylerle karşılaştığımız gibi minimal değişimler de karşımıza geliyor. Biz her zaman karşıdan bakıldığı zaman doğal olan görüntüyü, natürel olan görüntüyü tercih ediyoruz ve bu öneride bulunuyoruz gelen hastalarımıza. Evet, evet, anladım. Ya mesela ben de bunu kullandım. Hatta ilk yapay zeka, yaratıcı yapay zekayı kullanırken bizim resimleri nasıl değiştirebilir diye beni mesela yakışıklı yap deyince, böyle bir komut var. Beni yakışıklı yap deyince evet bir şeyler yapıyor. Ortaya çıkan sonuçta yakışıklı oluyor gerçekten de, ama şimdi ben mesela her Anadolu insanı gibi biraz yuvarlak yüzlü bir insanım. O beni uzun yüzlü yapıyor. Ya bu estetik olarak imkan yok bunu hale dönüştürmeye. Yani böylesi bir şey var. Hani estetikte bir de batılı bakış açısını veriyor yakışıklı olmanın ne demek olduğuna dair, değil mi? O bakış açıları da değişiyordur herhalde yerlere göre, coğrafyaya göre. Kesinlikle öyle. Geçmişten günümüze güzellik ve yakışıklılık algısı aslında sürekli olarak değişmiş. Geçmişte mesela şu anda zayıf olmak, az kilolu olmak popülerken geçmişte daha kilolu olmak popülerdi. Şimdi bu tekrardan yine bir değişim sürecine girdi. Güzellik algısı da aynı bu şekilde. Bu yapay zeka programların, filtrelerin oluşturduğu güzellik algısı o dönemin, o yapay zeka programlarını geliştirenlerin aslında güzellik algısının programa yansıması şeklinde oluyor. Aslında burada her insan kendine ait özel, eşsiz bir güzelliğe sahip. Bu eşsiz güzelliği kendi yüzünde ufak dokunuşlarla, zamanın ve yer çekiminin, stresin aslında bizde oluşturduğu kırışıklıkları, ufak deformasyonları düzelterek, iyileştirerek estetik uygulamaları yapmak en doğrusu oluyor. Bizim hekim olarak bakış açımızda da estetik, doğallıktan yana olan estetikten yanayız.
Peki şimdi bu noktaya kadar söyledikleriniz süper şeyler. Şimdi birazcık işin karanlık tarafına doğru gitmek istiyorum ben. Yapay zekadan siz bahsettiniz. Tabii ki sosyal medyadan da bahsettiniz. Ama sosyal medyayı en çok kullanan neredeyse çocuk yaştaki gençler. Hani 13-15 yaş arası olduğu için ben oradan görüyorum. Onlarda da bir sanki estetiğe yönelme kaygısı görüyorum. Bilmiyorum sizin tarafta gerçekliği var mı bunun? Kesinlikle öyle. Hem gelen başvurulardan hem kendi etrafımızdan, kendi arkadaşlarımızın çocuklarından çok küçük yaştan itibaren o sosyal medyadaki filtreler, yapay zekaların oluşturduğu görseller veya sosyal medyada gördükleri, beğendikleri, takip ettikleri influencer oldukları influencerlardan Evet. dolayı çok küçük yaşta erkenden bir takım değişiklikler yapma, bir takım estetik işlem talepleri geliyor. Tabii burada kişinin anatomik olarak olgunluğa ulaşması, belli bir yaşa, hormonal olarak belli bir olgunluğa ulaşması bizim için çok önemli bir kriter. Hayır, sizin için de zor değil mi? Gelişmekte olan, hani kemikleri gelişmekte olan birine bir estetik yapmak belki de bir sonraki aşamada o kemikler geliştikten sonra bambaşka bir hale dönüşecek ve istenmeyen bir şeye dönüşecek belki de. Olabilir herhalde bu teknik olarak. Kesinlikle fizyolojik ve anatomik gelişimini tamamlanmamış bireylere kesinlikle bu tarz işlemlerin yapılmasını önermiyoruz. O yüzden öncelikli olarak hormonal düzeyinin tam olarak yerleşmesi, anatomik olarak kemik gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Sonrasında da gerekli olan estetik işlemleri öneriyoruz. Çünkü bir kişi geldiğinde onun beklentilerini doğru anlayıp ve yapılabilecek doğru işlemleri de karşı tarafa iletmek çok çok önemli. Evet ya. Ya ben mesela bazı Hollywood yıldızlarını görüyorum. Benim çocukluğumun müthiş isimleri falan böyle. Şimdi saymaya gerek yok tabii hepsini. Ya bazen öyle estetiklerden geçiyorlar ki diyorum sen ne yaptın abla? Yani ben seni çok seviyordum. Hani keşke yaşlanmış Evet. olsan ama böyle olunca gerçekten de bizim kahramanımız olmaktan çıkıyor. Bir acayip bir yere doğru gidiyor. Kesinlikle. İşte burada yapılacak aslında estetik işlemler kişinin anatomisini değiştirmeden, bozmadan, kişinin kendi yüzüne uygun olarak zamanın kaybettirdiğini veya herhangi bir deformasyon varsa o deformasyonu düzenleyen, karşıdan bakıldığı zaman yeni bir insanla tanışıldığı zaman nerede estetik yaptırmış acaba diye değil de ne kadar duru bir güzellik, ne kadar natürel bir yakışıklılık şeklinde algı oluşturacak estetik işlemler. Bizim önerilerimiz de her zaman bu yönde oluyor. Doğru yaşta, doğru zamanda ve doğru gelişimde olan kişilere. Benim bir de en çok güzel bir şey var. Şimdi siz evet bu piyasada tanınan, bilinen yani böyle şeyde kontrol edilen, regüle edilen bir kurumsunuz. Ama yani öyle acayip şeyler var ki gerçekten merdiven altında her şeyi yapıyorlar gibi geliyor bana. Evet, maalesef merdiven altı ülkemizdeki en büyük problemlerin başında geliyor bu alanda. Şöyle örnek verebilirim size. Türkiye tabii sağlık turizminde de öncü bir ülke konumunda şu anda. Evet. 30 yıla yakın süredir Esteport olarak sağlık turizmi yapıyoruz. Her ay binlerce insanı ülkemize getiriyoruz. Şimdi eskiden Türkiye sağlık turizminde çok güzel bir şekilde alınırken bu merdiven altının çoğalmasıyla beraber yurt dışında Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'ye giderseniz başınıza şöyle sıkıntılar gelir. Böyle problemler yaşarsınız. İşte orada doktor değil doktor olmayan kişilerin eline düşersiniz gibi şu anda maalesef ülkemizle alakalı kara propaganda yapılıyor. Burada önemli olan şey işin ehli kişiler tarafından bu işlemlerin yapılması, uygun şartlar altında yapılması. Merdiven altı ülkemize sadece bir markaya, bir kliniğe, bir kuruma değil, Türkiye markasına zarar veriyor ve bunun önüne geçilmesi de bu alandaki ilerleyişimizi sürdürmemizin en önemli unsurlarından bir tanesi olacaktır. Yani bu sağlık turizmini biz gerçekten de iğneyle kuyu kazar gibi adım adım santim santim yaptık ve bu hale getirdik. Bunu da gerçekten bozmak işte o merdiven altında iki tane insana zarar vermek kadar kolay yani ve sizin söylediğiniz çok doğru bir şey var. Gerçekten de biz bunu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk yurt dışında iletişim hizmeti veren bir kurumla. Gerçekten de bize bu kara propagandayı resmi olarak çalışan kurumların varlığından söz ediliyor. Yani bunu kurumsal olarak yapıyorlar. Hani böyle öylesine bir Kesinlikle. yazlık falan değil yani. Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşünün, internette merdiven altı bir kurum, bir hastanenin, bir kliniğin veya işte bu hazır fotoğraf platformları var. Oradan bir fotoğrafı alıyor, bir web sitesi oluşturuyor, oradan reklam çıkıyor, çok cüzi rakamlarla işte belli işlemleri yapacağını iddia ediyor.
Sonrasında karşı tarafı ikna ediyor, yurt dışından buraya getiriyor o kişiyi. Tabii o kişi geldiği zaman karşısına o fotoğraflarda gördüğü tablo çıkmıyor ama bir şekilde işleme ikna ediyor ve bir problem yaşadığı zaman ülkesine o kişi dönüyor ve diyor ki ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'de işte gördüğüm doktor karşıma çıkmadı, bana şu şekilde davrandılar. Oradaki iletişim platformları da hemen bunu cımbızla çekerek Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye gidenler bu tarz problemlerle karşılaşıyor diye bir propaganda içerisine giriyorlar. Bizim bunun önüne geçmemiz için doğru kurumların, doğru müesseselerin, doğru kliniklerin bu konuda öncü olarak her zaman gösterilip merdiven altının da bu anlamda kesinlikle durdurulmasına ihtiyacımız var. Çünkü oradan gelen insan ben Memduh estetik merkezine gittim, orada bana kötü bir şey yaptılar demiyor. Türkiye'ye gittim, Türkiye'de bana kötü bir şey yaptılar diyor. Yani aynen öyle. Büyük kapsayıcı bir şey söylüyorlar. Kötülük kapsayıcı geliyor karşımıza yani. Kesinlikle öyle. Yani iyi bir şey yapıldığı zaman da ben Türkiye'ye gittim, böyle çok güzel karşıladılar, çok güzel hizmet verildi, çok iyi hekimler tarafından bu işlem yapıldı diye anlatılıyor. Ama maalesef kötü bir şey yapıldığı zaman da Türkiye'ye gittim, uygun olmayan ortamlarda, uygun olmayan kişiler işlem yaptı, şöyle problemler yaşadım diye anlatılıyor. Ve siz de çok iyi bilirsiniz ki yanlış ve kara bir propaganda, kötü bir haber, iyi bir habere göre 7 kat daha hızlı yayılıyor. O yüzden kesinlikle bir an önce bu merdiven altının durdurulup, işin ehli kişilerin öne çıkartılıp bu işlemleri dünyada bir marka olarak yapmamız lazım. Sağlık turizminde, hizmette ve sağlıkta hekim olarak dünyanın en iyi hekim kadrosuna sahip Türkiye. Dünyada en iyi hekimler net bir şekilde Türkiye'de çıkıyor ve uluslararası kongrelerde kendimizi en güzel şekilde ifade ediyoruz. Biz marka olarak bunu anlatmamız lazım karşı tarafa. Bu merdiven altı hem iyi hekimlerin hem kaliteli kliniklerin önüne geçiyor, problem oluşturuyor, hem de ülkemize maalesef en büyük zararı veriyor. Burak Bey, çok estetik bir biçimde anlattınız bunu. Hayran oldum size gerçekten de. Müthiş bir konu toparlaması yaptınız. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir muhabbetti. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sağ olun efendim. Este World'un medikal direktörü Doktor Burak Tuncer'le konuştuk efendim. Gerçekten de müthiş özetledi bize konuyu.